İstanbul. Mühendisler tarihin en zorlu projelerinden birinin üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar çok az kişinin yapmaya cesaret edebildiği bir proje. Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştirecek ilk karayolu tüneli. 5 kilometre uzunluğunda. İstanbul'un kalbinde bir uçtan bir diğer uca uzanıyor. Bunu başarabilmek göründüğünden çok daha zor. Milyonlarca yıllık yeryüzü tabakasının derinmesi gerekli. En derin noktası yerin 106.4 metre altında. Basınç çok yüksek. Bunu yapacak şey ise dev bir makine. Yeryüzünün en büyük tünel açma makinelerinden biri. 120 metre uzunluğunda ve 3.300 ton ağırlığında. Günün 24 saati kazan adeta metalden bir köstebek. Proje oldukça riskli ve yüksek maliyetli. Etiketinde yazan fiyat 1 milyar 245 milyon dolar. Tek amaç var. Kronikleşen İstanbul trafiğini rahatlatabilmek. Bırakın kendisini, sadece silüeti bile sembolleşmiş bir kent. İstanbul. Dünyada iki kıtaya yayılmış tek şehir. Sadece sıradan bir şehir değil, 24 saat yaşayan, nefes alıp nefes veren dev bir organizma. Yollar aynı damarlar gibi şehirdeki kan akışını sağlıyor. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı bu mega şehir kaçınılmaz olarak problemlerle boğuşuyor. Hem de ciddi problemler. Marmara ve Karadeniz'i birleştiren İstanbul Boğazı şehri kuzeyden güneye ikiye ayırıyor. Bu sıra dışı özellik bir başka sonucu da beraberinde getiriyor. Kıtalar arası yolculuk. Şehrin bir bölümü Asya, diğer bölümü ise Avrupa'da. 2016 rakamlarına göre İstanbul'da her gün 31.7 milyon tekil yolculuk yapılıyor. Bu yolculukların yaklaşık 10.2 milyonu toplu taşıma araçlarıyla. Her gün binlerce araç bir kıtadan diğerine geçiyor. Bu rakam İstanbul'u dünyada trafiğin en yoğun olduğu 6. şehir yapıyor. 4 milyona yakın aracın bulunduğu İstanbul'da trafik sıkışıklığının maliyeti ise yıllık ortalama 6,5 milyar Türk lirası. Ancak İstanbul bir gerçekle yüz yüze. Köprüler Boğaz geçişinde oluşan sıkışıklığı önlemekte yeterli değil. İstanbul'un Boğaz geçişindeki trafik yoğunluğu 3 asma köprünün kaldırabileceğinin çok ötesinde. There is only two bridge in this very huge Bosporus Strait. So in Korea we have similar strait, but we have more than 30 bridges in this kind of strait. Tek çözüm yerin üstünde değil, tam tersine metrelerce altında. Avrasya Tüneli de işte bu noktada devreye giriyor. Trafiğin iyileştirilmesini sağlayacak tarihi bir proje için düğmeye basılıyor. Politikacılar, bürokratlar, mühendisler, iş adamları ve kamuoyu bir arada. Heyecan dorukta. Asya ve Avrupa'yı karayolu tüneliyle birbirine bağlayacak bir ilk. Avrasya Tüneli gerçek oluyor. Projenin büyüklüğü çok dikkat çekici. Tünelin Avrupa'daki ucu tarihi yarımadada bulunan Kum Kapı. 5 kilometre uzunluğundaki tünel Asya kıtasında koşu yolunda yüzeye çıkıyor. Projenin toplam uzunluğu 14.6 kilometre. Boğazın altından geçen tünel düz bir rota üzerinde ilerlemiyor. Güzergahı boğaz tabanının jeolojik yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Tünel Asya kıtasında deniz seviyesinin 22 metre altında başlıyor. %5 eğimle ilerliyor ve en derin noktaya ulaşıyor. Bu bölüm deniz seviyesinden tam 106.4 metre aşağıda. Bu noktadan tekrar yükselerek Avrupa kıtasında deniz seviyesinden 18 metre aşağıda sona eriyor. Yüz binlerce aracı denizin üstü yerine altından geçirmek kulağa çılgınca gelebilir. Ancak bu coğrafya böyle zorlu yapılara hiç de yabancı değil. Tarih kenti İstanbul'da tarihe mal olmuş birçok yapı var. Bunlardan biri sadeliği ihtişama dönüştüren bir mabet. Süleymaniye Camisi. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, gerçekleşen binlerce depreme rağmen 460 yıldır sapasağlam ayakta. Dünya mimarlık tarihinin en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya.
537 yılında yapılan Ayasofya, yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük tapınağı olarak kullanıldı. Galata Kulesi de İstanbul'un tarihi silüetinde önemli bir yere sahip. 1489 yaşındaki kule, 67 metre yüksekliğinde ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. Bu büyüklükteki bir proje için kredi bulmak hiç de kolay değil. 960 milyon dolarlık finansman 11 farklı uluslararası kuruluş tarafından sağlanıyor. Kalan 285 milyon dolarsa projeyi yapan iki firmanın öz kaynaklarından karşılanıyor. Yani Türkiye'den Lider Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK Group. Zorlu kredi sürecinin mimarlarından Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu. 18 yılda anca fizibil oluyor bu proje. Dolayısıyla 18 yıllık bir kredi bulmamız icap ediyordu burada. 18 yıllık krediyi herhangi bir yerden bulamıyorsunuz. Dolayısıyla bunu dünyanın en büyük, en stabil, bu boyutu kaldırabilecek hem rakamı hem de süreyi kaldırabilecek yapılara gitmeniz gerekiyor. The financing crisis was there. Global financing crisis changed the financing rule of game. So that's why we had to, you know, invite the more strong financing institution. Kredi 18 yıllık vadesiyle Türkiye'de yap, işlet, devret projelerinde bugüne kadar görülen en uzun kredi paketine sahip. Proje büyük olunca projede görev alan kurumların sayısı da kaçınılmaz olarak artıyor. This project is PPP project. We have concession and we are getting money from the lenders and the shareholders. We are making the tunnel and open it and making money from the people who are going to use it. It's very simple, but if you work into the further, it's not that simple. There are lots of interest parties, so you have to organize, harmonize the, you know, each party's interest. Dolayısıyla taraflar arasındaki koordinasyonu sağlayacak yeni bir organizasyona ihtiyaç var. ATAŞ, yani Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi, Yapı Merkezi ve SKENC'nin eşit ortaklığıyla kuruluyor. Bu zorlu görevi yürütenlerden biri de ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi. Bu işlerin tabii tek merkezde idare edilmesi gerekiyordu. Bu her zaman yatırımcı firma olan görevli şirket ATAŞ bünyesinde gerçekleştirildi. Diğerleri tamamıyla, yani müteahhit olsun, taşeronları olsun, diğer farklı kamu kuruluşları olsun, idare, kredi verenler, hepsi ATAŞ'ın etrafında ki kuruluşlardı. Tüm koordinasyon yükü, iletişim yükü, örgütsel yönetim büyük oranda ATAŞ'ın üzerindeydi. Projenin Avrupa'daki başlangıç noktası Kazlıçeşme. Olağan bir yol yapım çalışması gibi görünmesine karşın yönetim süreçleri açısından oldukça zorlayıcı bir etap. Çünkü inşaat denize çok yakın ve trafiğin aşırı yoğun olduğu sahil yolu üzerinde. Necil Engür bu zorlu bölümün şantiye şefi. Şehir içerisinde, üstelik İstanbul'un göbeğinde, üstelik sahil yolunda, üstelik tarihi yarımadada tüm turistlerin olduğu bölgede ve Yeni Kapı gibi miting alanının olduğu bir bölgede bu işi yapmak gerçekten çok zordu. Her şeyin milimetrik olarak hesaplanması gerek. Dikkat edilmesi gereken birçok teknik, çevresel ve sosyal unsur var. Öncelikle zeminle denize ayırmak için yer altına betondan bir diyafram duvar inşa ediliyor. Ardından yol güzergahı boyunca kazı işlemine başlanıyor. Yan duvarlar kirişlerle destekleniyor. Bu bölümde tünel yaklaşım yolu 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli. İkinci ve en önemli bölüm projenin kalbini oluşturan Boğaz geçişi. Bu etap TBM tüneli ve yaklaşım tünellerini kapsıyor. Üçüncü bölümse Asya yakasındaki tünel çıkışından Göztepe'ye uzanıyor. Güzergahta kavşak çalışmaları, yol genişletme ve bağlantı yollarıyla üst geçitler bulunuyor. Tünele yaklaşım yolları 4 gidiş 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli. Projenin kontrol binası da yine bu bölümde yer alıyor. Gün içinde kıta değiştirmek İstanbul'a özgü bir kültür.
Üstelik bu sadece kara ya da deniz taşıtlarıyla yapılmıyor. Ulusal ve uluslararası yarışlar bunun bir göstergesi. Kıtalar arası koşulan Avrasya Maratonu'na her yıl yüzü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde kişi katılıyor. Her sene Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına katılan yüzücülerin sayısı 2000'in üzerinde. Amaç belli. Asya ve Avrupa'nın bu eşsiz buluşmasına şahitlik etmek. Tünelin yapısının nasıl olacağı ise ayrı bir konu. Gidiş ve geliş için iki ayrı tünel açmak seçeneklerden biri. Ama oldukça maliyetli ve riskli. Sonunda en ideal yöntem belirleniyor. Geliş ve gidişin birlikte sağlandığı tek tünel. Bu derinlikte ve büyüklükte daha önce hiç denenmemiş bir başyapıt. Projenin tasarım ömrü şartnamede 100 yıl. Ancak analizler yapının çok daha uzun süre dayanabileceğini gösteriyor. Bu zorlu projenin önündeki engellerden biri de zamanla yarışmak. Her saniyenin önemi var. İnşaat taahhüt edilen zamanda bitirilmeli. Nitelikli iş gücü projenin olmazsa olmazı. Projenin zamanında bitirilebilmesi için toplam 204 mühendis ve binlerce işçi çalışıyor. Aralarında Türkiye'nin ve dünyanın en iyi mühendisleri, teknisyenleri, işçileri ve makine operatörleri bulunuyor. Tünelin yapımı için olmazsa olmaz bir şart var. Boğazın katmanlarını oluşturan jeolojik yapıyı anlamak. Tünelin geçeceği güzergahta 23 adet sondaj yapılıyor. Numuneler jeolog ve mühendisler tarafından inceleniyor. Amaç zeminin yapısını keşfedip tünelin inşası için uygun yol haritasını çıkarmak. Ancak iş sanıldığı kadar basit değil. Tünel güzergahında birçok farklı jeolojik formasyon var. Jeoloji Asya'da sert kayaçlarla başlıyor. Orta kısımda deniz çökelleri ve kum gibi yumuşak katmanlı bir zemin var. Avrupa'ya gelindiğinde ise yine yoğun volkanik kayaçlardan oluşan sert yapı mevcut. İşçiler her gün proje için hayatlarını ortaya koyuyor. Ama işin zorluğu insanın fiziksel sınırlarını zorlayacak seviyede. İşçiler yer altında günde 8 saatlik vardiyalar halinde çalışıyor. Proje 7 gün 24 saat işliyor. Çalışma ortamında oluşabilecek risklere karşı her türlü güvenlik önlemi sağlanmış. Herhangi bir kaza yaşamamak için veya herhangi çevreye bir zarar vermemesi için her türlü tedbiri aldık. Öncelikle işe profesyonel bir ekip kurmakla başladık. Deneyimli arkadaşlardan kadromuzu oluşturduk. Risk analizlerimizi oluşturduk. Bunlarla ilgili aksiyon planlarımızı hazırladık. Kalabalık bir iş gücü var. Yaklaşık 2500 kişiye ulaştığımız zamanlar oldu. Şükürler olsun ki hiçbir ölümlü kazamız olmadı. Her sabah işe başlamadan önce işbaşı eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler hemen hemen her vardiyada yapılıyor ve her noktada yapılıyor. Bunlar için harcadığımız saatler 10.000'leri buldu. Sahaya her giren elemanı mutlaka ve mutlaka eğitimden geçiriyoruz. Tünel kazmak, insanoğlunun doğaya karşı verdiği amansız bir mücadele ve bu mücadelede zafere ulaşmak büyük bir güç gerektiriyor. İşte TBM. Yani tünel açma makinesi. Adeta yer altında ilerleyen dev bir köstebek. O olmadan projenin bitmesi imkansız. 120 metre uzunluğunda, yer altında 13.7 metre çapında bir delik açabiliyor. Bu büyüklükte bir makine bile bugüne kadar hiç böyle olağan dışı şartlarda denenmedi. 13.7 metre çapındaki bir kazı 11 barlık basınç altında dünyada ilk kez gerçekleşiyor. Sonuç, büyük bir başarı. Projede çok kritik bir eşik aşılıyor. Uzun kazı maratonunun sonu. Tarihi bir an. Asya'da kazıya başlayan TBM diğer kıtada beliriyor. Mühendisler, politikacılar, bürokratlar ve işçiler bu büyük zaferi kutluyor. Boğazın altından geçerek karşıda çatladı kapıda yüzeye çıkması. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı. O ciddi bir mutluluktu yani. O gece rahat uyuyorsunuz. It was a good, great event for breakthrough. O sırada içimden çok büyük bir sevinç oldu ve Allah'ıma çok şükür ettim. TBM, Herenk Necht firması ve Türk mühendisler tarafından Avrasya Tüneli için özel olarak üretildi. İsmi Yıldırım Bayezid.
Almanya'da üretilen TBM parçalar halinde gemilere yüklenerek İstanbul'a getirildi. Proje için tünelin içinde parça parça tekrar birleştirildi. Sadece birleştirme işlemi dahi yaklaşık 3 ay sürdü. Bu başarının ardındaki kritik noktalardan biri de kazı bölgesine özel olarak tasarlanan kazıcı diskler. TBM'de 35 tane kazıcı disk yer alıyor. Bu disklerin zeminin yapısına göre hazırlanması çok önemli. Bir proje olacak elinde, makine tasarımcısına gideceksin. Ya ben bu projenin işte kazısını yaptıracağım, segmanları montajını yapacağım, bana bir tane TBM ver. Hani böyle bir yaklaşımla yapılabilecek bir proje değil. O yüzden biz bu projede rol alıyoruz. Sırf makinenin kazıya başlamadan evvel yapılan çalışmaları 2 sene. Güzergahla ilgili jeoteknik rapor Herenknecht firmasına gönderiliyor. Firma diskleri jeolojiye tam uyumlu olarak üretiyor. Herenknecht'le olan çalışmalarımızda öyle parametreler tanımlandı ki onlar yapı merkezi kurumu ile çalışmaktan ve böyle bir veriler manzumesi ile, çünkü bunu iddia edebiliriz açıkça, dünyada en iyi çalışılmış bir proje. Avrasya Tüneli için üretilen TBM, binlerce ayrı parçadan oluşan kompleks bir makine. Kesici kafası hem yumuşak zemin hem de düşük ve orta sertlikteki kaya formasyonlarda kazı yapabilecek şekilde tasarlandı. 120 ton ağırlığındaki kesici kafa 476 günlük zorlu kazı sürecinde aşınarak 90 tona kadar düştü. This tunnel is the Champion League of, if you compare it with football, it's absolutely special. And I would say it's a highlight. It's first time that we entered such a big tunnel, you know, with a high pressure, and did make a conception like this successfully. This will lift the whole industry and give us a chance to make somewhere tunnels which we didn't do before, quite clearly. Avrasya Tüneli, kazı çapının genişliği açısından dünyanın en büyük 6. tüneli. 11 barlık basınç dayanımına göre ise 3. sırada. Bu çapta ve bu basınçta gerçekleştirilmiş ilk TBM tünel kazısı. Böyle yüksek bir basınçta çalışmak içinse çok özel bir ekip lazım. Endüstriyel dalgıçlar. Özel eğitimli endüstriyel dalgıçlar dünyada ilk kez 11 bar basınç altında çalışıyor. Görevleri TBM'in bakım ve onarımını gerçekleştirmek. Victor Karl bu zorlu süreci yöneten kişi. Critical works we had to do were repair works on the TBM stone crusher and the grid that are critical. If they don't work, the whole TBM doesn't work. The stone crusher crushes the stones coming from the front, yeah, and the first intervention or the first problem the TBM had. Ancak TBM'in basınçlı ön bölümünde çalışmak çok ama çok zorlu bir süreç. Özel ekipman, büyük bir konsantrasyon ve hazırlık gerekiyor. Çalışma alanına girmek için önce dalgıçların basınç eşitlemesi yapmaları lazım. Bunun için önce basınç odasına giriliyor. 10 gün boyunca aralıksız olarak burada kalıyorlar. Bu süre içinde oksijen, helyum ve azot karışımı bir havayı soluyorlar. The guys were living on 10 bar, equal to 100 meters of water depth. They were living on that depth and working on 10.8 bar. Yeah, so that's, they were maybe like 10 days or something in total. They were under this pressure and then decompressed within 5 days. Basınç eşitlemesinin ardından dalgıçlar TBM'in uç kısmına doğru yolculuğa başlıyor. Bu yolculuk basınçlı bir kapsülün içinde gerçekleşiyor. Bağlantı mekanizmasıyla bakım işlemini yapacakları alana geçiş yapıyorlar. Burada en fazla 10 saat kalabilirler. Çünkü TBM'in önündeki basınç normalden 11 kat daha fazla. 110 metrelik suya dalmışçasına bu arkadaşlar girdiler ve böyle bir makinede onarım gerçekleştirdiler. Hiçbir tünelcilikte böyle bir şeyle karşılaşılmamıştır. Dünya literatürüne de dünya rekoru olarak geçmiştir. Tünel için boğazın altında yaklaşık 500 bin metreküplük kazı yapılmalı.
TBM delme işlemi devam ederken bir yandan da tünelin betonarme segmanlarını yerleştiriyor. Segmanlar belirli bir sıraya göre TBM'in içine konuyor. Erektör adlı mekanizma segmanları bir bilezik oluşturacak şekilde yerleştiriyor. Segmanlar cıvatayla birbirlerine sabitleniyor. Son olaraksa bileziğin bir bütün olarak durmasını sağlayacak kilit taşı konuluyor. Ağırlığı 7 ton. Beton enjekte edilerek yapım işlemi tamamlanıyor. TBM hidrolik kollarını bileziğe koyarak kendini öne doğru ittiriyor. İlerleyerek kazmaya devam ediyor. Bu kadar özel bir tünelde kullanılan betonarme segmanlar da tabii ki özel. Denizaltı tünelinin dış çeperini oluşturan segmanlar 75 megapaskal basınca dayanabiliyor. Yani her santimetre karesi 750 kilogram taşıyabiliyor. Segmanlar yapı merkezi prefabrikasyon tesisi tarafından üretiliyor. Her biri tamamen su geçirmez ve yaklaşık 14 ton ağırlığında. Tünelin tamamında 15.057 adet segman var. Tünelde kullanılan malzemelerin en iyi kalitede olması çok büyük önem taşıyor. 60 bine yakın test yaptık. Yani bir bileziği, bir dingi çıkarmak için biz 30'dan fazla test yapmak zorunda kaldık. Ve sıfır toleransla. Eğer en ufak bir tolerans dışı bir durum varsa o beton kullanılmadı. İlk defa bu çapları donatı demirler birbirine füzyon kaynak metoduyla bağlandı ve ilk makine burada yapıldı. 1.2 milimetre toleranslarla, milimetrik toleranslarla bu ürünü üretmemiz gerekiyordu. O yüzden 3 boyutlu bir ölçüsel kontrol sistematiği geliştirdik. Tüm segmanlar TBM'in kazı hızına göre önceden hazır edilmeli. Kazı alanına nakledilip montaj için TBM'e yüklenmeli. Aksi halde kazı işlemi uzayabilir. Bir segman yaklaşık 14 ton. Bir tırda 2 adet, bir ringi de toplam 4 tırla sevk ettik. Dolayısıyla 6700 seferde tüm ringlerimizi taşıyarak başarıyla teslim ettik. Hepsi bir barkod sistemine yüklendi. Bu barkodla birlikte sahaya giden ürün oradaki bir barkod tabancasıyla kontrol edildiğinde bütün seceresiyle birlikte alınıp yerine konuldu. Dolayısıyla her bir segmentin seceresi bu şekilde kayıt altına alındı ve tünele yerleştirildi. Beton karışımının hazırlanması için Türkiye'nin farklı yerlerinden ham madde sağlanıyor. Çimento Bolu'dan geldi. Kum Çatalca'dan temin edildi. Kırmataş Şile'den temin edildi. Demir Çanakkale'den temin edildi. Bunların geldiği kilometreleri hesap ettiğimiz zaman segment haline getirilmesi ve bu segmentin de alınıp hareme, şantiye, TBM'e verilmesindeki kat edilen mesafe toplamı 1 milyon kilometredir. Projenin en zorlu şartlara dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekiyor. Bu şartların belki de en zorlusu deprem. Geçmişten günümüze Marmara bölgesinde birçok deprem meydana gelmiş. İstanbul'da Van'dan başlayıp Ege Denizi'ne doğru uzanan Kuzey Anadolu fay hattının tam üzerinde. Sismik aktivitesi yüksek fayın projeye olan uzaklığı sadece 16 kilometre. İstanbul tabii depremini bekleyen bir şehir. Tahmin ettiğimiz fay hattı Avrasya'nın da 16 kilometre güneyinden geçiyor. Neye göre tasarım yaptığınızı da biliyorsunuz. Yani bir miktar bilerek yapıyoruz tasarımı. İstiyoruz ki tırnak içinde söyleyeyim İstanbul depremi olduğu zaman bu tip önemli yapılar fonksiyonuna devam etsin. Elde edilen sismik ve geoteknik bilgilerin bilimin gerektirdiği objektif değerlendirmemize istinaden tünel güzergahının deprem riskine maruz kalmayacak tarzda seçildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Avrasya Tüneli böyle bir depreme hazırlıklı mı? Tasarım aşamasında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışıldı. Proje, fay sisteminin üretebileceği en büyük depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Avrasya Tüneli'nin depremle ilgili büyük bir güvencesi var. Hatta iki. Projede olası bir depremde yer değiştirmeleri en aza indiren iki sismik bilezik bulunuyor. Bu bilezikler TBM tünelcilik sektöründe 11 bar basınçta ilk kez uygulandı. Bu sayede tünelin olası depremlere karşı emniyeti daha da arttırıldı. Bütün mesele doğaya karşı durmak değil, doğayla beraber hareket etmek, bu hareketi önceden tanımlamak ve bu hareketi müsaade etmek. Yapı buna müsaade ettiği anda bir anda bütün kuvvetler azalıyor, sistem yumuşuyor ve depreme karşı çok doğal bir reaksiyon veriyor tünel. Hiçbir
endişesi olmasın orayı kullanacak insanların. Şu anda dünyadaki en güvenli yapılardan bir tanesi. Hiçbir problem çıkacağını inşallah tahmin etmiyorum. Hakikaten çok büyük mühendislik hizmeti görmüştür ve çok büyük inşaat hizmeti görmüştür. Çok önemli teknik bir yapı. İnşallah çok uzun süreler milletimize hizmet edecek. Proje her geçen gün daha da ilerliyor. Zamana karşı yarış devam ediyor. Açılışa çok az bir süre kaldı. Asfaltlama çalışmaları sona ermek üzere. Güvenlik ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu tamamlandı. Mimari öğelerde de son dokunuşlar yapılıyor. Projenin tamamında hummalı bir çalışma var. Projenin yapısal özelliklerinin yanında iç düzenlemeleri de heyecan verici. İyi ışıklandırma kazaları önemli oranda azaltacak bir faktör. İç aydınlatmada özel tasarım LED ampuller kullanılıyor. Sürücülerin görüş kalitesini artırmak için tünelin giriş ve çıkışlarında gün ışığına en yakın olan ışıklandırma mevcut. Projenin tasarımında Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı gül bezek ve çarkı felek figürlerinden ilham alındı. Mimari düzenlemelerden sorumlu ekibin başındaki isim, Yapı Merkezi Holding Başkan Vekili Köksal Anadol. Dünyaca meşhur 7-8 firma, aydınlatma firması ile görüştük. Onları adeta yarıştırdık. Ve sonuçta İstanbul'daki milli mimarimizin kemerler, kubbelerinden esinlenerek, hatta Topkapı Sarayı'ndaki bazı motiflerden yararlanarak, tünelin iç aydınlatmasında çok güzel sanatsal katkılarda bulundu. Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ersin Arıoğlu'na göre proje Mimar Sinan'ın izinden gidiyor. İstanbul kemerler kubbeler şehridir ve Mimar Sinan'ın geçtiği bir kent. Ona saygı duymadan, onunla bütünleşmeden, onunla yaptıklarını, bu şehre verdiklerini anlamadan bu eseri elimizde çizemezdik yani. Onunla ilgili bazı şeyler yaptık yapıya da koyduk. Mimar Sinan'ın ruhu şad olmuştur diye düşünüyorum. Duvarlarda kullanılan boya ve renkler de özenle seçiliyor. Tünelin tasarımında psikolojik olarak ilerleme hissini veren ve çıkışa yaklaşıldığını gösteren ışık oyunları yapılıyor. Sürüş güzergahı, aydınlık ve ferah. Herhangi bir enerji kaybı durumunda yedek sistemler devreye girerek kesintisiz enerji sağlıyor. Asya yakasındaki bir elektrik kesintisinde Avrupa'dan, Avrupa'daki kesintide ise Asya yakasından enerji alınıyor. Şehir genelinde oluşan bir kesintide ise jeneratörler devreye giriyor. Böyle büyük bir projede havalandırma da kritik önemde. Havalandırma sistemi tünele kesintisiz olarak temiz hava sağlıyor. 99 adet jet fan temiz havayı tünelin en uzak noktalarına kadar ulaştırıyor. Yoğun trafik ve yangın hallerinde de zehirli gazları uzaklaştırıyor. Atık suların dışarı çıkarılması için yüksek kapasiteli drenaj sistemi de mevcut. Tünelde karşılaşılabilecek en tehlikeli senaryolardan biri yangın. Tünel, yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunuyor. Sistem tüm tünel bölgesini ve ilgili binaları sürekli olarak izliyor. Olası bir yangın kameralarla anında tespit ediliyor. Kuvvetli bir havalandırma sistemi var. Pasif yangın koruma sistemleri var. Yangın olduğu zaman tünel yapısal olarak entegrasyonunu kaybetmiyor. Buna tabliyeler de dahil. Yangından rahatlıkla 2 saate kadar korunabileceğin odalarımız var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman yangın açısından çok güvenli bir tünel. Tünelin iç malzemeleri de yangına dayanıklı. Duvarlarda 3 santimetre kalınlığında yanmayı önleyen yüzey kaplama malzemesi var. Bir bölümde başlayan yangın diğer kata ulaşamıyor. Burası Avrasya Tüneli'nin kontrol binası. Adeta projenin beyni. Bütün sistemler buradan yönetiliyor ve takip ediliyor. SCADA adı verilen kontrol ve takip sistemi tüneldeki her ayrıntıyı otomatik olarak izliyor. Otomatik olay algılama sistemi, duran araç, yaya, duman ve düşen obje gibi normal dışı bütün olayları saniyeler içerisinde tespit ederek operatörün ana ekranına düşüyor. Operatör en fazla 10 saniye içerisinde ilgili senaryoyu aktive ediyor. 26 adet senaryo daha önceden SCADA'ya tanımlanmış durumda ve bu senaryolar çerçevesinde tünel otomatik olarak kapanabiliyor, havalandırma sistemleri otomatik olarak çalışıyor
Bütün VMS, radyo anonsları ve trafik işaretleri yine otomatik olarak çalışır. 400 kamerayla tünelin her noktası 24 saat boyunca takip altında. Acil durumlar için alınan önlemler tabii ki çok önemli. Ama asıl önemli olan acil durumların oluşmamasını sağlamak. Aşırı hız yapan araçlar TEDES sistemiyle tespit ediliyor. Arıza hallerinde araçların duraklayabilmesi için her 600 metrede bir emniyet şeritleri bulunuyor. Her 100 metrede yer alan acil durum telefonlarıyla sürücüler kontrol merkezine anında ulaşabiliyor. Tünel içinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul İtfaiyesi, 112 Ambulans Merkezi, Emniyet ve AFAD hazır durumda. Aralık 2016. Tarihin sayfalarına gururla yazılacak bir gün. Dünyanın en büyük mühendislik projelerinden Avrasya Tüneli açılıyor. Açılış törenine halk büyük ilgi gösteriyor. Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'un iki yakası arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. Asırlık bir hayalin gerçeğe dönüştüğü an. Yapılan son hazırlıkların ardından tünel araçların geçişine açılıyor. Bu 4 yıllık sıra dışı emeğin ve kararlılığın da göstergesi. Avrasya Tüneli, 150 yıllık hayalin gerçekleşmesi. Asya ile Avrupa'yı iki katlı tünel olarak birleştiren dünyadaki tek proje. İleri mühendislik teknolojileri yapılmış, yüksek teknoloji gerektiren bir projeyi 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdık. Böyle büyük projeleri, mega projeleri yapmak güç ister, vizyon ister, cesaret ister. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ölçeğindeki en büyük projelerden birinin ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle iki kıta arasında 100 dakikayı aşan yolculuk süresi 15 dakikaya iniyor. Avrasya Tüneli İstanbul'a işlevsel, güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım vaat ediyor. İstanbul trafiğinde hissedilir bir rahatlama sağlanması mümkün görünüyor. Trafik ve ulaşım uzmanı Profesör Gökmen Ergün de aynı görüşte. Örneğin tipik bir koridor olan Göztepe Atatürk Havaalanı koridorunu düşünsek, burada tahmini olarak insanlar 40-45 dakika vakit kurtaracaklardı birinci köprüden geçmelerine göreceli olarak. Diğer köprülerden olan geçişlerde trafiğin bir kısmı Avrasya Tüneli'ne kaydırıldığı için orada da bir trafik sıkışıklığında azalma olacak. İstanbul'un güneyindeki araç trafiği kuzeydeki köprülere gitmek zorunda kalmadan karşıya geçebiliyor. Tünelden iki yönde günde ortalama 100 bin aracın geçmesi bekleniyor. Anadolu yakasıyla İstanbul'un Avrupa'yı en kısa yerden birleştiren hakikaten trafik güvenliğine, zaman kazancına büyük katkı getirecek bir proje. Bunun başarısı için el birliğiyle çalışıldı. Proje ekolojik dengeleri gözeten bir tasarıma sahip. Asya bölümünde yer alan hava çıkışlarında sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yeşillendirme yapıldı. Bölgedeki ağaçlandırma %400 oranında artırılırken güzergah boyunca binlerce yeni ağaç dikildi. Bölgeye kazandırılan 100 bin metrekarelik yeşil alana ek olarak 15 kilometrelik yürüyüş yolu ve uluslararası standartlarda bisiklet yolu yapıldı. As well as that, one of the key features has been to make sure that it is environmentally sustainable, that it minimizes the impact on the local community and produces an environmentally sustainable and socially responsible project. Tünel Ataş tarafından 25 yıl işletilecek. Daha sonra da bedelsiz olarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredilecek. Proje, uluslararası ödüllerin yanı sıra dünyanın en prestijli finans ve tünelcilik ödüllerinden ITA Yılın Projesi Ödülü, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası'nın En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulamalar Ödülü ve INR Küresel En İyi Tünel Projesi Ödülü'nün de sahibi oldu. We were really pleased to put forward Eurasia as an example of good practice, particularly in what it's done in relation to stakeholder engagement, its promotion of health and safety, its promotion of environmental pollution protection measures, and more recently its work on cultural heritage. It will provide a certain confidence to the civil engineers about a similar or a little
more challenging project. Benim için en önemlisi bu projenin hiçbir can kaybı olmadan, büyük bir kaza yaşanmadan bitirilmiş olmasıdır. They are making history. I'm very proud of, I am one of them. I think it's not one of the best, it's the best. Bu sistemin İstanbul'a yabancı düşmeyen, onunla bütünleşen, onun içinde olan, bir söylemi olan bir eser olması lazım. Tahmin ediyorum bunu başardık. Avrasya Tüneli'nin İstanbul'a ve Türkiye'ye yaptığı katkılar anlatmakla bitmez. Yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalımından çevreye olan katkısıyla bugüne kadar 6 milyar TL'nin üzerinde ekonomiye katkısı oldu. Avrasya Tüneli, dünyanın en önemli mühendislik başarılarından biri. 500'ün üzerinde firma, 204 mühendis, toplamda 12 binden fazla çalışan ve siyasi iradenin önemli katkılarıyla imza atılan dev bir şaheser. Projeyle Türkiye ve İstanbul, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak anıtsal bir yapı kazandı. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un binlerce yıllık serüveni devam ediyor. Avrasya Tüneli de bu uzun serüvendeki önemli dönüm noktalarından biri olacak.